Dediler abi geldik ama sen bizim tahminimizden daha iri çıktın dediler. O zaman şimdi anladığım kadarıyla bir Avusturya'da var, Macaristan'da birinciliğin var 75 kiloda, Balkanlar'da var. Başka devam ediyoruz, gayet güzel gidiyor. Başka yok abi. Başka Ama öyle olmaz, kapat. Başka. Hukçular basıncı çok güzel yapıyorlar. Çok sert girebiliyorlar, keskin giriyorlar. Sen ben hariç herkesi yenebilirler. O kadar yorulmuş adam. Rüyasında benle güreşmiş. Yukarıdan böyle. Heh, bak başladım. Buradan buradan buradan. Heh. Bak şu an her şeyi elinden aldın. Altta kaldı bu sefer. Bak. Şimdi aynısını yap. Ez beni oradan. Hemen kapıyor yediklerim abi. Aynen. Ez buradan aşağı doğru şimdi. Heh, bak şimdi. Şunu kırıp şöyle ezeceksin. Bütün ağırlığın burada olacak. Bütün ağırlık burada. Burayı yuvarlama. Acıdı mı hiç? Rahatsız ettin mi gerçekten? Evet, rahatsız. O rahatsızlığı bana veriyorsan hareket doğrudur. Çünkü her yerden baskılıyorsun, buradan baskılıyorsun. Hep seni yendim diyelim burada. Veya sen beni hep yeniyorsun. Yendin. 1, 2, 3, 4, 5. Nasıl güçleneceksin? Yani beni sürekli yeniyorsun. Aynen. Benim nerem güçlenecek? Benim buram güçlenecek mi? Hayır. Buram hayır. Buram hayır. Gel abi. Gel, gel abi, seni istiyor. Gel abi. Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi yanımızda Avusturya'dan misafirlerimiz var. Orada iki kardeş Semih ve Melih Gözüsok. Orada bilek güreşi antrenmanları kendi çabalarıyla yapıyor ve kimse yok bildiğim kadarıyla. Aynen, kimse herhangi bir Türk abi yapmıyor bilek güreşi. Bir tek Türk biziz abi, öyle değil. Orada siz beraber orada aynen bir masanız var. Antrenmanlarınızı yapıyorsunuz. Aynen. Peki derece olarak ne dereceniz var? Sağlı sollu birinciliğim var 75 kiloda, Avusturya birinciliği. Balkanlarda falan da yaptım. O zaman şimdi anladığım kadarıyla bir Avusturya'da var, Macaristan'da birinciliğim var 75 kiloda, Balkanlarda var. Başka? Devam ediyoruz. Gayet güzel gidiyor. Başka yok abi. Başka. Okula. Ama öyle olmaz. Kapat. Başka işte Sırbistan, Macaristan var. Avusturya. Sırbistan'da da var mı birinciliğin? Sırbistan'da sağlı sollu birinciliğim var. Ben Champ of Champ. Champ of Champ. Kameraman hatırlatıyor. Efendim. Champ of Champ'lerde sadece Sırbistan değil, Balkanlardan Makedonya, Montenegro, Sırbistan, bayağı bir Balkan ülkeleri geldi. Onların aralarında işte birinci oldum. Bir de Champ of Champ'te final maçına kaldım. Orada da Open mu oluyor? Open oluyor. Ha. Open'da da maalesef en büyük kategoriye karşı yenildim. Yani ama normal. Tabii Sırpların kendilerine göre bir kuralları var. İnternasyonel kurallara uymuyorlar adamlar. Biraz haksız çağırıyorlar. O benim belki kesin orada da şampiyon olurdum ama biraz hakemlerin. Şimdi onların memleketinde yapıyorsun, ülkesinde aynen yapıyorsun. Yani muhtemelen zaten evet, o ondan da olmuş olabilir. Yani anladığım kadarıyla bayağı böyle farklı farklı ülkelerde, orada da yeni bir cin var. Peki Türkiye adına yarışmayı düşünüyor musun? Abi seve seve yapmayı düşünüyorum ama bilmiyorum mümkün mü? Vatandaşlık olarak? Avusturya vatandaşıyım. Ha, Türk vatandaşın şu an yok mu? Yok. He, ondan. Sonuçta iki tane Türk oraya gitmişsiniz, orada hı, Avusturya vatandaşı olmuşsun. Şimdi şöyle, arkadaşlar dün geldi buraya, bana zaten söylediler. Kameraman arkadaşımız söyledi. Bana Kürşat söyledi. Aradılar, arkadaşlar geldi dedi. Avusturya'dan gelmişler ziyarete. O sırada ben yoktum tabii. Benim bayağı bir koşturmacam vardı. Erkan abi onlarla bir akşama doğru herhalde maç attı. Abi şimdi sen onlarla bayağı bir maç attın akşama doğru. Yani durumlarını ben çünkü tutmadım. Dün bayağı bir 5-6 saat belki maç attınız burada. Bayağı. Zaten benim atmam yasak. Ben atmıyorum. Bıraktım. Bırakmasam bile gene tutamayacaktım ama Erkan abi şimdi sizin hakkınızda yorumlarını alacağım ondan. Şimdi arkadaşlarımıza hoş geldin diyoruz önce. Sağ olsun, ayaklarına sağlık. Oradan da bizi izliyorlarmış. Dediler abi geldik ama sen bizim tahminimizden daha iri çıktın dediler. Videoda gözüktüğünden daha irisin dediler. Yani biraz orada iyi oldu. Maşallahın var abi ya. Şimdi herkes bunu söylüyor zaten. Sonra, bu arada Erkan abi nasıl döndü? Evet dinliyoruz abi. Sonra dedik maç yapalım dedik. Bir bakalım dedik. Yani ben saldırmadım, sadece tutayım dedim. Çünkü arada çok fazla kilo farkı var. Hukçular basıncı çok güzel yapıyorlar. Çok sert girebiliyorlar, keskin giriyorlar. Ama yine her zaman tekrarlandığı gibi bir yere kadar gidiyorlar. Abi buraya beton mu döktün? Muhabbeti başladı. Yani dediniz mi buraya beton mu döktün diye bir şey demişsiniz. Yani ona aynen benzer şeyler söylediler. Ondan sonra tabii ki o betonu kıramadılar ama güzel bir antrenman oldu akşamda. Bir yere kadar gidiyorlar. Oradan ne yapacaklarını bocalıyorlar. Sert bir kaya yapacak. Abi alma yeteneği var abi değil mi? Oraya kadar çok güzel oluyorlar. Sonucu bitiremiyorlar.
Ama arada da biraz sanki kilo farkı var. Tamam, kilo farkı var ama az bir şey olsa da var galiba. oraya kadar aldıktan sonra, oraya kadar olduktan sonra ben manda olsa atarım. Sen almışsın, kalmış şurada 3 parmak. Ama tabii ki biz hep o seviyelerde arkadaşları beklediğimiz için oralarımız biraz kuvvetli daha. Abi çok özür dilerim, bir şey ekleyeceğim. Şimdi senin abi buradaki sonuçta ortamda sürekli maç atabiliyorsun ama galiba siz çok aşırı şekilde maç ortamınız olmuyor. Yok abi, biz antrenmanı bile haftada bir kere masa antrenmanımız var. Fitness antrenmanı yapmadığından kondisyonumuz da çok düşük. Oluyor yani. Şimdi arkadaşlar o beton etkisini yaşadılar ama ben de o baskıyı hissettim. Anladım. Yani boş değiller. Az bir şey gevşek bıraksam götürecekler. Sen ben hariç herkesi yenebilirler. Sen normalde yarışmalara katılıyor musun? Katılıyorum ama sadece podeste derecesi yok. Derece varamadım. Şimdi ikimiz de aynı kilodayız. Genelde iki kardeşleri ilk kavgaya çağırıyorlar. İlk onları karşılaşıyorlar. Yani ilk biz de çıkıyoruz. Sonradan da final maçıma çıkan adam çıkıyor. Otomatikmen elenmiş oluyor. Yani. Peki niye öyle bir şey yapıyorlar? Yani sizi birbirinize kırdırmak için mi? Bilmiyorum, sanki bilinçli mi? Hani genelde hep böyle alfabeye göre mi çekiliş yapıyorlar? Yani, Allah Allah. Ne? Belki bir kere olmamıştır ama hep her seferinde abi genelde ilk rakibim oluyor. Beraber oluyorsunuz. Ne? Sonradan da orada kafa bir adama siz veriyorlar, öyle mi? Peki o zaman bırakıyor musun abine, maç mı atıyorsunuz? Yani. Yok, ben mesela Macaristan'da gene denkleştik. Bu sefer dedim, beraber yarışıyorsunuz. Aynen, bu sefer dedim ben bırakayım bari, bir türlü sen de biraz şans kazan, böyle bir türlü devam et. Öyle yaptık. Sondan da kardeşim dedi keşke vermeseydin, finalde yenildim. Ha, bir tane daha şansım olacak. Aynen, bir tane daha şansım olacak. Ama olsun, canı sağ olsun. Ben bildiğimden dolayı abimin daha güçlü olduğunu, yani boşuna şey yapmayayım diyorum, yani güç harcama gereksiz yani. Anladım. Ya sonuçta orada genel bir ortamınız çok fazla yok aslında, belki olsa şu an işler çok değişecek çünkü hep birbirinizin eline göre antrenman yapıyorsunuz. Aynen. Belki çok iyi basınççı sen çekiyorsun değil mi normalde? Çekiyorum. Abi ben basınç yaptıkça o da çekiş yapıyor. Şimdi senin basınç hiçbir zaman tam çalışmıyor aslında. Yani hiçbir zaman böyle maksimum baskı almıyorsun burada. Evet. Çünkü basınççı değil. Hı-hı. Burasını kullanıyor her zaman. Aynen. Sen de muhtemelen hiçbir zaman böyle çeken biriyle savaş verdiği gibi vermiyorsun. Çünkü abin basınççı. Hı-hı. Senin çeken birisi yok. Aynen. Bunlar aslında çok ciddi eksikler. Turnuvaya gittiğinizde birden takılabiliyorsunuz. Ne oldu falan, niye benim buram zayıf kaldı diye. Hı hı. Olabiliyor aslında. Buraya normalde Sakarya'da oturuyorsunuz. Aynen, Sakarya'da oturuyorsunuz. Buraya niye geldiniz o zaman? Burada otelde kalıyorsunuz. Aynen, otelde kalıyoruz abi. Size ulaşmak için yakın. Buraya geldim. Gelmek için mi geldik? Aynen, buraya gelmek için geldik abi. Ya. Buraya gelmek için otele gitmişler. Havaalanından indik. Direkt zaten burada yakınlardan bir otel, apartman, bir yer baktık. Sonra Bakırköy'de bir yer bulduk. Biraz orada bize Avrupalıyız diye pasaporta bakıp hemen şey yaptılar, bir üstümüzden i̇şte geçtiler böyle. Kötü işte. Sondan sağ olsun Erkan abimiz. Olaya hemen müdahale etti. Aynen, müdahale etti. Bir dahaki güne bize daha yakında, daha uyguna kahvaltısı bile olan güzel, bir yer. Abi şimdi kahvaltı da yoktu. Aynen. İyi, hayırlı olsun o zaman. Teşekkür ettik öncelikle. Akşam gittik, yerleştirdik. Odasına bile baktık. Sağ olsun. Güzel olsun aynen diye. Şimdi dün yaptığımızda dediği gibi kardeşiyle yaptığı için tam o basınç şeyini. Bu sefer ben tuttum ya, ben de basınççı olduğum için 4 seneden beri bu kadar güzel basınç maçı atmadım dedi. O mu dedi abi? O dedi. Ha. Yani tam böyle kaçmadan böyle girdi bir işe. İstediği yere girdi, orada bekledi filan. İşte benim de çok sıkıntım oluyor. Burada da bana başka fazla basınç yapacak adam çıkmıyor. Evet. Herkes çekmeye çalışıyor. Herkes bir tutturmuş çekme. Basınca yakalandı mı da yeniliyorlar. Yani basınç çok sağlam adamlarla yapmam lazım ki, turnuvalarda çok ağır adamlarla yapıyoruz. Evet. Onların için de aynısı geçerli. Özellikle senin sikletin abi bayağı bir ağır adamlar var. Yani şimdi benim basıncım kuvvetli, kimse girmiyor. Ellerim de ufak, herkes elimi bozmaya çalışıyor. Aynı ama onların elleri çok büyük. Şöyle bir yapsana elini. Baksana. Gereksiz büyük, evet. Şöyle bir dur. Senin benden uzun mu elin ya? Uzun uzun, seni biraz altta indir. Seninki de uzun. Ama şuram yok, uzun olduğu için. Avcum bayağı. Bak. Abi, yok. Yok, aynı. Bunun daha da uzun, kardeşimin daha da uzun. Seninki daha uzun abi. Bir dakika, hiç kıpırdama. Ya benim gene birazcık uzun abi. Aynen. Ama benim tek farkı buram uzun abi. Parmakları benden uzun, ikisinde belki de. Parmakları uzun. Benim parmağım daha kısa ama benim buram herkesten 2-15'lik adamdan şu kadar benden uzundu bu tabanı. Çok tehlikeliyim bu tabanı. Çok güzel kavrayabiliyorlar ya.
Şimdi arkadaşlar, şimdi dün gelmişler. Orada sonuçta öyle bir iyi ortamlar olmadığı için, yani maç yapma şansları kimseye çok olmadığı için kendi kendinize böyle teknikleri yavaş yavaş oturtmaya çalışıyorsunuz. Hı-hı. Buraya geldiklerinde Erkan abi bayağı bir yardımcı olmuş onlara. Sağ olsun. Onu söylüyor şimdi, rüyalarıma girdi diyor. Bayağı değişik şeyler görüyor. Çok o kadar yorulmuş adam, rüyasında benle güreşmiş. O betonu rüyalaşabilmiş misin? Arkadaşlar şimdi iki kardeş Avusturya'da aslında Türkleri temsil ediyorlar. Orada yendiklerinde Türk yendi diyorlar. Aynen. Bu konuda kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah şimdi biraz da beraber teknik çalışacağız. İnşallah o oturur ve çok çok daha iyi yerlere gelirler. Tekniğine bakacağım. Çünkü orada yalnız başlamadıkları için biraz böyle tekniği eksik gibi geldi bana. Çünkü sanki boşta bile yaparken buranı bırakıp buradan böyle gidiyordun sen. Hı hı. Bir yavaşça yap bakayım bana nasıl yapıyorsun. Yani, top problemi yapayım. Aynen. Şimdi bak, yap bir de bozma, bekle. Bak şu an buranı bana bıraktın. Ben çok rahat buradan böyle kaçarım senden. Hı hı. Bağda bile yapsan biraz daha böyle kontrol etmen gerekiyor. Yani benim böyle tutup şuradan şöyle basıp bastım. Şu an ne yapıyorum bak şimdi. Bir dakika. Buran mı daha kuvvetli yoksa el baskı mı daha kuvvetli senin? Basınç demeyeyim yani. Şunu mu daha iyi basıyorsun rotasyon kilidine beraber yoksa geri doğru çekişim daha güçlü? Solda geri doğru çekişim, burada içeri doğru basışım daha iyi. O zaman burada çekiş çalışmanın bir anlamı yok. Solda çekiş çalışmanın bir anlamı var. Şimdi basıncı yapalım o zaman deneyelim. Al beni. Bak şu an tam kontrolü yapıyorsun ama mesela. Hafiften böyle gerdirdim. Şimdi bak, senin olayın tamamen dolanmak. Hı-hı. Rakibi dolanmaya çalışıyorsun. Şimdi birisi sana bunu yaparsa eğer, şuraya düşürürse, hı-hı, buraya dışarı alırsa, buradan gerdirirse o saçının azalıyor farkındaysan. Hı-hı. O yüzden benim sana tavsiyem biraz da elle beraber işi bitirmeye çalış. Hı-hı. Nasıl bitirsin? Bak şu pozisyonu mesela nasıl yaparsın? Direkt bu tarafa gittiğinde serçe parmağına baskı alacağın için buran bende kalıyor farkındaysan. Bak şu an iyice baskı aldı. Yeniden devam ediyorsun. Mesela basıncı almaya çalış. Buradan normalde ben hafiften bak dokunduğum anda döndü her şey bana farkındaysan. Bak sadece çekmiyorum. Elin kolun güçlü. Taşıyorsun mesela bak. Çektim. Taşıyorsun. Ama şöyle dokunduğum anda aşağı gelmeye başladım. Bundan sonra zaten şöyle baskılayarak geri çekebiliyorum. Teknik olarak konuşuyoruz. Şimdi bir daha yap aynısını yeniden. Sen ona karşı şunu yapabilirsin mesela. Kendi biraz daha şu tarafına doğru bükerek. Bir dene bana. Aynen aynen güzel. Şimdi bir daha yandan baştan yapalım. Bak şimdi gene düşüreceğim. Her şeyi senden aldım şu anda. Aldım. Yok, düz yapma. Düz yaparsan ben sana buradan dokunup buradan açma şansım var. Tut yeniden. Şöyle izin ver bana azıcık bir dakika. Şöyle duruyoruz ya. Elini koy buraya. Şu pozisyonda kendini içeri doğru haftanını kaldırarak şimdi kendini aşağı bas. Şöyle aşağı doğru bas birazcık vücudunu. Bir yapayım ben. Bak şimdi ben yapayım. Şunu anlayacaksın dedim. Tut beni. Aynı şekilde düşür bir yere falan. Her şey fark etmez. Bak yavaşça yapıyorum bak. Başladığımda açı hissettin mi? Hı hı. Ondan sonra buradan senin en tependen boza boza giriyorum. Aynen süper. Şimdi bu tarafa doğru aynen. Ne oldu? Ön birini çok fazla bozabilecek senin birine karşı tepesini bozmaya başladım bu sefer kendi içine doğru. O adam ileri doğru gidersen bu adam sana mesela hafiften ileri doğru gitmeye çalış. Bu tarafa seni asar. Gitmeye çalış mesela hafiften. Bunu yaparken bunu bozar, alt birini bozar ama sen tepeden bunu içeri doğru gitmeye çalış. Şimdi az önce gösterdiğim gibi. Biraz daha buradan. İzin ver bana. Şimdi bu tarafa doğru yapmaya çalış. Şöyle, bak şimdi yapıyorum. Her şeyi yeniden aldım, farkında mısın? Hiçbir şey kalmadı bende. Yani eğer ki böyle çok güzel çeken bir adam varsa karşında durup şöyle dolanmayı da yapabilirsin ama ön bileğini düşürdü. Bu boşluğunu aldı. Bu tarafa doğru çekti. İyice buraya aldı. Bir de bağda şu an dağıldım. Hiçbir şey yapamam sana gibi hissediyorum. Ama burada bile bak şimdi. Anladın mı mantığını? İçeriden doğru gittim. Çok farklı. Şimdi daha yeniden yapıyorsun. Düşürdüm. Bak her şeyi aldım böyle. Aynen. Bak süper oldu. Yani belki en büyük eksiği seni çekenlere karşı bu olabilir. Çünkü boşluk alan ama yani elinin boşluğunu alan, parmağının boşluğunu alan. Buraya doğru iyice giden adam mesela tut bir daha yeniden. Şu an mesela her şeyde rahatsın değil mi? Farkında mısın? Rahatsız oluyorsun bak. Yap şimdi. Bak. Şimdi dediğim gibi yapalım. Buraya doğru çek şimdi. Yukarıdan böyle. Heh. Bak başladım. Buradan. Heh. Bak şu an her şeyi elinden aldın. Altta kaldın bu sefer. Mantık bu. Yani elinin bir tek zayıfı o yerini onu gördün çünkü. Elinin boşluğunu alan birine karşı dur böyle bu tarafa doğru bak. Kendi kaldıraç gibi. Bir daha bak yapayım. Bak kaldıraç vereceğim sana. Buyurun. Güzel. Aynen. Bir daha yanına çevirerek yap. Süper. Bu her şeyinden alıyorsun. Mantığı bu şekilde. Bu da o an var ya sustan. Elinin boşluğunu alana karşı. Adam seni çok iyi çekiyordur mesela. Tutuyordur böyle çok iyi çekiyordur buraya doğru. Ona başka bir şey yaparsın. Basınçıya karşı mesela gir basınca benim. Şu pozisyondasın ya bak. Seni buradan böyle sıkıştırabilir adam bak. Anladın mı farkı? Buradan doğru gidiyor. Ne yapacaksın? Sadece böyle bir şey yok. Buranı ezeceksin bir yandan. Hı hı. Yap bir daha basın şimdi bana. Sadece dolanma yapma. Dolan mesela. Bozma. Bak kilitledik burada. Ben seni burada taşıyorum değil mi? Hı hı. Şuranı bütün gücünü aşağı doğru ezmeye çalış. Ezerken bunu geri doğru çekmeye çalış. Heh. Bak şimdi al bekle şimdi. Yap bir daha yandan. Bekle burada.
Bak şu an her şeyimi de aldım. Gitmeye çalışıyorum, kirde oluşsun ya, buna da izliyorsun beni. Takıldım buraya. Yani bak, gittiğim yere de durdurdun, bu kısmı da durdurdun. Şimdi onu yapmasam mesela, dolan bana. Bak dolandın, şu pozisyondayken bisepsim güçlüyse bak bunu yaparım sana. Haftaya kitle kendini az bir şey. Bak. Şimdi aynısını yap. Ez beni oradan. Hemen kapıyor yedeklerimi abi. Aynen. Ez buradan aşağı doğru şimdi. Ha bak şimdi. Bak her şeyimi elimden aldım, farkında mısın bak. Aynen aynen. Bu da ne? Seni bu pozisyonda kaldığın zaman insanlarda, çünkü sen çok dolanıyorsun ya. Buraya geldikten sonra, şimdi bekle burada. Hı-hı. Bak şimdi hafiften hareket edeceğim. Önce bir bakacağız, sıkı tutmasa çok hafif yapacağım abi. Şimdi ez beni aynı şekilde. Bak hiçbir farklı bir şey yapmıyorum bak. Sıkıştırdın abi. Aynı güç verdim, hiçbir şey değişmedi. Gittiğim yere durdurdun. İyi basınçıya karşı böyle sürer seni taşıyor mu? Hemen biraz daha sür böyle, ezmeye başla buradan. Yani şunu kırıp şöyle ezeceksin. Bütün ağırlığın burada olacak, bütün ağırlık burada. Buraya yuvarlama. Sıkıttırken böyle yapacaksın. Yani ben bunu çekmiyorum hiç. Kitledim, böyle yapayım. Getir bir elini, bak şimdi anlayacaksın. En doğrusunu sana göstereceğim bak. En doğrusunu nasıl anlarsın? Boş bırak, boş bırak göstereyim. Bak en doğrusu, senin burada kolunu acıtıyorsam yavaş yapacağım. O en doğrusudur bak. Acıdı mı hiç? Rahatsız ettim gerçekten. O rahatsızlığı bana veriyorsan hareket doğrudur. Çünkü her yerden baskılıyorsun. Buradan baskılıyorsun. Buranı sıkıyorsun. Bak. Aynen. Burada bile mesela git beni buraya al. Bak burada bile hala kontrol bende. Çünkü şuranı durduruyorum. Bak. Açı hissediyorsun mantığını. Yani basıncıya karşı bu. Çekişçiye karşı elini dolduran. Çünkü sen normal duran birine zaten dolanırsın böyle hemen. Çok rahat dalırsın. Onu gösteriyor. Mesela normal çekişçiyorum, basınçiyorum. Her ne olursa olsun sen bana dolanabilirsin. Elinin boşluğunu alan. Ve sen buradayken gidemediğin yerlerde yapman gerekenler burada. Hı hı. Tamam, var mı başka kafana takılan bir şey? Vallahi çok önemli noktalara... Çok ince detaylar bunlar. Çok ince detaylar. Aynen. Abi. Bize de bu zamana kadar kimse göstermedi böyle. İşte o yüzden avantaj olur size de inşallah. Bilen insanlar olsa da bize fazla yaklaşmıyorlar böyle. Hani ha. Biz Viyana'dayız, onlar birkaç yüz kilometre uzakta Avusturya'nın. Gitsen hani, de gidemezsin istediğin gibi. Yani onlar kendi kafalarında böyle, kendi aralarında antrenman yapıyorlar. Biz geldikçe de bizi bire, hani Viyana'lılar gelmiş. Allah Allah. Şey yapıyorlar. Enteresanmış. Yani 15 senedir yapan adam var, finale kaldım adamla. Adam 130 kilo, adam beni tutarken bile hemen hiç durmuyor. Yani hiç böyle ne, antrenman maçları yaptı sonra, maçtan sonra. Orada bile yani hiç şey vermiyorlar. Burada Erkan abi buraya kadar indiriyor beni, hareketler gösteriyor. Yani o tarz şeyler kimse yapmıyor abi. Herkes anladım. Maç. Tek dertleri yenmek. Yani ego. Egolarını. İşte o tek dert yenmek olduğu zaman hiçbir zaman belli bir yerden yukarı çıkamazsın. Çünkü ben seninle gelip burada maçtayken, bir bunu antrenmanda yapanlardan bahsediyorum sürekli antrenmanda bile. Hep seni yendim diyelim burada. Veya sen beni hep yeniyorsun. Yendin 1, 2, 3, 4, 5. Nasıl güçleneceksin? Yani beni sürekli yeniyorsun. Benim nerem güçlenecek? Benim buram güçlenecek mi? Hayır. Buram hayır. Buram hayır. Sen de benim bu işte güzel bir şeyler başarmamız için gerekli olan şey beraber koordinasyonlu şekilde çalışmak. Hı. Sana müsaade ettim Erkan abi. Ne oldu? Onun burası çalıştı, senin buran çalıştı. Bunlar önemli şeyler aslında. Bir topluma bir bak abi, orada da bir ayar ver. Çift mi tutuyorsun tek mi? Karışıyor ama bana gene bana. Şöyle tutuyorum. Tamam, ben de öptüm çünkü her zaman hayatımda. Böyle. Yap şimdi. Bir daha yap, hard topluca. Yaptığını güzel yapıyorsun. Bir daha yap. Elini basıyorsun. Hani sana diyeceğim şey mesela en başta el basması olur. Niye? Elini zaten basıyorsun. Çift tuttuğun zaman burada bir boşluk oluşturuyorsun ya. Mesela bekle sadece. Haftan geri duruyorsun. Bak şu an parmaktan çok baskı alabiliyor. Hatta böyle daha çok baskı alıyor farkındaysan. Ama senin normal yaptığın şey bunu gerdirirken azıcık böyle yapınca anında bükmeye başlıyorsun. Yani aslında solun çok güzel yapıyorsun. Solun daha mı iyi senin? Top orada iyi ama nasıl diyeyim, kondisyon ya da içten dalış çok kötü. Yani çok kötü. Sağa kadar iyi. Solda çekiyor, sağda basıyor. Aynen abi. Yok gözüküyor abi, aynen. Yap bir daha mesela. Bir daha yap. Bir daha yap. Boşluk vermeden yapıyorsun, güzel. Bir şey daha göster bakacağım. Yap bir daha. Yani yok abi, boşluk vermeden yapıyorsun, güzel yapıyorsun. Solda bir eksin olduğunu düşünmüyorum ama yani senden sadece biraz daha güçlü olması gerekir yapan kişinin. Onun dışında çok zor seni yenmesi. Ama sağında birkaç tane boşluklar vardı, onları zaten konuştuk seninle. Gel abi, gel abi, seni istiyor, gel abi. Yani böyle bir şey var, dün sen bir de anlattın ya. Belki o da aklımıza girdi. Dün yaydınmış bak. Orası aynen tam tepese. Odak nokta. Abi şimdi burayı çok uzaklaştırıyor. Odak noktası abi burası. Odak noktan burası olsun. He. Burayla maksuma çıkmaya çalış. Gerdireceğin yer başka oluyor. Bak, güç vermeyeceğim. Bak. Azizim ver bana şimdi. Güç vermeyeceğim hiç. Bak şimdi.
Sen yaparken böyle yapıyorsun çünkü aynen seni tutuyor. Yapayım. Bak ben nasıl yapayım bak. Kaldıraç gibi kendini azıcık aşağı bas şöyle bak şunu yap. Direkt yukarı çık. Ama o zaman hareket değişiyor. Onun hareketi başka. Onu yapacaksa bir daha bir burayı şunu... çok uzaklaştırıyor. Burayı bende bırakıyor. Kendi kaldıraç yap o zaman. Kolunu ileri alma. Sadece şunu yap böyle bak. Kaldıraç gibi. Aşağı bas bunu yukarı çık bak. Ve içine bükerek. Yap bir daha. Abla. Sen yemin et. Aynen. Aynen güzel. Şu an bütün kaldıracı buraya odakla. Yok. Güzel. Aynen. Yiyecek misin? Yiyeceğim. Tamam. Yay yapalım o zaman. Yeri bitti orada. Başka şeye döndü olay. Şu anda Erkan abinin önünde açıldı şu anda. Evet, açılmak üzere. Alt parmağını takıldı. Burada ayrılırsınız. Bir şey olmaz. Tam olay bu ya. Ama yine burayı kontrol edemiyor. O bura odaklı olduğu için abi. Güç noktası burası. Güç noktanı buraya taşıman gerekiyor. Bak el basarken buraya taşıman gerekiyor. Maçta yapsın bir tane. Komut verdi şuraya az bir şey düzelt. Abi çok bom diyor ama başlatayım mı? Başla. Yesin bir şey olmaz. Şöyle dönün, onun canı sağ olsun. Dönmeniz lazım biraz. Ready go. Çok kötü. Ben mecbur başlattım çünkü başlamayacaksınız. Ready go. Tamam çok zaten dünden yorgunsun. Şey, yani buranı bırakıyorsun her şekilde. Şurayı bırakıyor. Hep buraya alışmış. Belli bir güce kadar. Ay hoş geldin. Hoş geldiniz. Belli bir güce kadar abi. Abinin elleri de böyle. Yani şimdi arada güç farkı olduğu için biraz daha o düşüyor. Yoksa o kadar boş değil. Haftan dokununca ben hissettiğim şeyin sert yani. Sert de işte. Şurayı da kontrol ederse çok farklı bir adam olur. İşte işler değişir. Odağını buraya taşı. Bak Ömer abin diyor. Sen şimdi bak burayı tutuyorsun, burayı çekiyorsun ama burayı tamamen bana bırakıyorsun. Aynen böyle istiyorum ben. Bak lastik bir tane al kendine. Şunu çok yapman lazım. Tabii ön bilek. Önden ama yani böyle şeyler bak. Buraya kadar gidiyorsun. Ön bileğine baskı yapacak. Ön bileğine baskı yaparken bunu yap. Bir de şu pozisyonu al bak. Çok önemli şu pozisyonu. Şu niye önemli? Sen bilek göğüs yaparken nasıl yapıyorsun? Getir. Çek beni şimdi. Bunu da çek istersen. Çek beni. Bozma. Yok gene bak kendi bırakıyor abi. Şu an kendi bırakmaya başladı yani. Az önceki gibi değil. Şimdi yanına bunu kullan sadece. Bir yeri bak. Çekerken bir yeri bırakıyor. Heh. Bak şu an bozma. Bozma elini bozma. Baskıyı buradan biliyorsun değil mi bak? Aç elini aç benden aç. Sen şu anda buranı kullandın. Ama hep bunu çalışıyorsun mesela. Niye buranı çalışıyorsun, buranı çalışmıyorsun? Çünkü buraya döndükten sonra buranı kullanıyorsun. O yüzden alıp şunu şöyle çalışman gerekiyor çaprazdan. Bunu da yaptım. Olay tamamlanır zaten %90. Yani senin bir eksin orası. Ki orası eksi olmasının sebebi abi kendisi bırakmaya başladı şimdi. Kendisi bırakıyor. Ben de ilk tutarken hiç kendisi bırakmıyordu abi. Sert de orası. Tabii tutmadık ama. Sert de orası. Biraz şeyi görünce düşmeye başlıyor. Kondisyon düşüklüğü de var. Ya yani şimdi bak Ömer abinin dediği gibi. Sen tamam burayı çekiyorsun, burayı tamamen bırakıyorsun da şöyle yukarıdan dikerek git. Bunu istiyoruz. En başta güzel yapmış. Burayı sıkı tut böyle yukarıya dikmeye başla. Yukarıdan şuradan keskin bir şekilde gel. Gerçi bu senin yaptığından çok farklı bir şey. Sen tamamen böyle yapıyorsun. Bana bırakıyorsun. Birçok kişi yiyebilir onu. Biz yemeyiz. Çünkü beton. Bak bir dakika izin ver bana. Kolunu al buraya. Şunu kendi kal aşağı doğru bas bunu yukarı doğru dik. Heh. Dik. Tabii Erkan abi dönüp başlayınca hiç teknik olmadı ama olsun. Ben burada çok küçüğüm Erkan abi az yani. Geç sonunda. Tamam herhalde. Şey, tamam. Sen istedin. Gel. Sol mu sağ mı? Fark etmez abi. Sen yaptığını bana yap. Sen de çıkıyorsun tamam. Sen de ömrünü tamamen bana bıraktın. Şu an burası tamamen düşecek gibi hissediyorum. Yap bir yavaşça. Pardon. Yap sen ama yavaş ben sıkmıyorum zaten. Şimdi bak yaptığın şey de tamamıyla bu tarafa giderken ön bileğin her zaman senin böyle kalıyordur tahminime göre. Kalıyor mu böyle? Çok kalıyor. Çünkü beni bozmadan bak şimdi şunu yapıyorsun bak. Seni yaptığımı yapacağım. Boş bırak. Benim hiç maç atamıyorum ya. Az bir şey sık. Çok az bir şey hissetmen için bak. Sen böyle yapıyorsun. Biraz sıkı tut şimdi. Böyle olacaksın. Bak aynısını ben yapayım. Ben de çift tutuyorum normalde. Bak buramı kullanacağım. Hiç yanarı yapmıyorum bak. Tepeden kendim bak aşağı basarken bunu yukarı kaldırıyorum. Aynı anda bunu hafiften içeri basıyorum. Basmasam ne olur? Sen gergin dur mesela. Basmasam gene böyle olurum. Buradan ne kadar gidersem gideyim. Ama sen en tepene böyle bastığım anda her şey bende şu anda. Yani kendini aşağı doğru biraz bas. Burayı bırak artık. Burayı yükle sadece. Heh, sadece burası. Burayı unut. Burası böyle bir şey yok. Aynen. Şimdi kendini kaldırıp aşağı bas.
Bekle. Azıcık şunu es. Bitti. Şimdi hep geriye. Bak şu an her şey sende. Ve şunu yapma. Boş bırak. Bak buraya geldiğinde böyle gitme. Bak buranı bırakıyorsun. Bak ben ne yapıyorum? Sen ne yapıyorsun? Böyle. Evet, hangi rahatsız etti? Buradan. Evet. Oradan basma. Dikiyorsun buraya odaklanıyorsun gene. Güzel. Hafiften gelişecek. Çok az bir şey. Yavaşça yap hareketi. Aynen. Bu tarafa doğru yap. Bekle. Bozma bozma bozma. Şimdi bak. Senin odak noktan, güç noktan burası olduğu için tamamen buraya verdin gene ağırlığı. Şu an bütün gücü burada hissediyorum. Burası boşaldı gene. Şimdi vücudunu bu tarafa doğru basarken buranı çekmeye başla. İşte değişti orada şimdi. Şu an olay her şey değişti. Şu an dağıldım. Az önce buradaydı ya. Şimdi buraya odaklan elinden. Gücü buraya ver. Bak. Buradan böyle kaçarım. Şimdi buraya ver. Ya şuraya çekmeye başla. Bu sefer gene altta kaldım. Bir üstte çıkıyorum, bir altta kalıyorum aslında. Yani seni yapman gereken çift tutup hafiften kendini aşağı doğru basıp bak şu. Yap bir de. Çok buraya gücü burada hissediyorum gene. Yeniden yap şimdi. Şöyle dikiyorsun. Buraya dikiyorsun. Aynen başla. Ha süpersin. Aynen şu an dalmadım adrenalinim. Hiçbir şey hissetmiyorum. Yani o kadar dağıldı ki ellerim. Bak buram dağıldı. Buram sıkıştı arada. Ön bileğim rotasyon döndü. Buram açıldı. Yani tamamen dağıtarak gittim. Şu an yine hissettim buranı. Çok sert. Ha. Odak şu. Kendini azıcık aşağı bas. Çok azıcık aşağı bas kendini. Süper. Ezme hafta az bir şey ez. Bu kadar. Şimdi geri çekmeye devam et. Süper. İşte bak bozdun. Bak. Girmeye çalışıyorum. Çekmeye çalışıyorum. Her yerimi kontrol ettim. Yani senin yapman gereken o. Çünkü sen çift tutup bunu kullanıyorsun ama buran çok odaklı. Buran bir çekiyorsun buraya doğru. Rakibin burası seni taşıyacak güçteyse hemen dağılıyorsun. Böyle kalıyorsun. Çok kalıyorsun değil mi böyle? Evet abi böyle. Ama şunu yap artık dağılmayacaksın o kadar. Yeter ki oraya kalsın. Kalıyor zaten. Buran daha geçsin sen dediğin gibi. Aynen bir daha. Evet. Şu an yine aynı şeyi söylüyorum. Buran sadece. Çünkü hep onu yapmışsın. En güçlü evet. Yerin burası. Buraya rekat atmak zorundasın. Abimle antrenman yaparken şunu yap. Dik buranı abi. Dik 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 dik. Şuradan gerdirdik. Sen de gel buraya şimdi. Heh bu. Haf buraya doğru vücudunu yat. O tarafa sen yat. Haf haf fazla değil. Fazla çok zorlama benim. Kollarım önemli bir şey. Aynen bu şekilde. Bak kendimi alıyorum. Sonra sen çekiyorsun. Ben çekiyorum. Açı veriyoruz buradan. O şekilde antrenman yapıyoruz. Ama ne? Ön bilek odaklı yapıyoruz. Evet. Tamam mı? Sağ olasın abi. Şey değil. Arkadaşlar biraz da teknik çalıştık. Orada sonuçta çok ortam var yok. Söyleyeceğiniz bir şey var mıdır? Abi Allah razı olsun. Bu kadar iş. Yani kimse şimdiye kadar bize göstermedi. Estağfurullah. Sonuçta geldiniz buraya kadar. Keşke sizi de alıp götürebilsek olsun. Transfer edebiliyoruz mu? Erkan abiyi götürebiliyoruz. Erkan abi götürüyorsunuz. O geliyormuş. Erkan abi gelse tamam. Bizim işimiz tamam. Hocalarımızın değerini bilmeliyiz. Bizim orada kullanmıyor istediğiniz gibi. Değerlerini bilin hocam. Yani, çok tamam. Güzel yani. Püf noktalar falan önemli yani. Şey. Aynen. Arkadaşlar teşekkür ettik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Başladı mı? Abi biraz o tarafa kayar mısın? Tabii ya. Tamam. Kimi aradın şimdi? Alo. Konuşuyorsun abi şu anda. Geliyor. Siz en iyisi Avusturya'ya geri dönün. Aleyküm selam. Sen mi aradın beni? Ben mi seni yanlışlıkla aradım? Ha, yok yok. İşimiz var. Çekim yapıyoruz şimdi. Sabah da çekim yaptın. Onu söyle abi. Ya yok yok. Ben şimdi telefonla uğraşırken aramışım. Tamam hadi görüşürüz. Hadi eyvallah. Buna bari koyacağım abi. Yok abi kim olduğu da gözükmüyor. Buradan kimi aramışım? Bir bir. Kimi üstlerim? Kollar üstlerim. Evet şoklar.